Konuşmalarını yapmak üzere İl Başkan Yardımcımız Avukat Nevzat Çabuk Bey'i alkışlarımıza göstermek istiyorum. Çok değerli milletvekilim, ilçe başkanım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Daha önce Beşikdüzü'nde ilçe başkanlığı yapmış Misai arkadaşım, kadın kolları, gençlik kolları başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, köy ve mahalle temsilcilerimiz, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan değerli mensupları, basınımızın çok değerli mensupları, değerli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İlçe Danışma Meclisimizin partimize, Beşikdüzü'müze hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, az önce ilçe başkanımız Beşikdüzü'ne yapılan hizmetleri güzel bir şekilde anlattı. Güzel de bir sunum yaptılar. Neler yapılmış, nelerden geçilmiş gördük. Tebrik ediyoruz, güzel bir sunum yapılmış. Tabii önümüzde bir yerel seçim var. Mart 2014. 7 aydan az bir zamanımız kaldı. Değerli teşkilat mensuplarımız, şu ana kadar biz 3 tane genel seçim, 2 tane yerel seçim, 2 tane de referandum atlattık. Hepsinden de hamdolsun başarıyla yüzümüzün altında çıktık. İnşallah önümüzdeki seçimde de aynı şekilde başarıyla birlikte çıkacağız. Ancak seçim çalışmalarımızda şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin AK Parti iktidarından önceki durumuyla şu andaki durumunu anlatmamız gerekiyor vatandaşlarımıza, seçmenlerimize. Tabii yerel seçimlerde zaman zaman ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler olabilir. İnsanın nefsi vardır, olabilir. Ancak bir AK Partili'nin ben kesinlikle dememesi gerekir. Başbakanımızın dediği gibi biz demeliyiz. Eğer ben dersem, düşünelim şu anda Beşikdüzü'nde, tabi henüz biz parti olarak aday adaylı sürecimiz başlamadı resim olarak. Daha önceden 21 Ekim tarihi olarak açıklanmıştı. Ama dün itibariyle henüz bize resim yazı gelmemekle birlikte 1 Ekim tarihi itibariyle müracaatlar başlayacak, 1 Kasım itibariyle bitecek. Şimdi eğer biz ben dersem, muhakkak ben olmalıyım Beşikdüzü'nde veya başka bir yerde dersek, o zaman diğer adaylar arkadaşlarımıza saygımız kalmaz. Kendimize de saygımız kalmaz, partimize de saygımız kalmaz. O zaman samimi olamayız arkadaşlar. Yani ben AK Partiliyim, partimi çok seviyorum, başbakanımı çok seviyorum. Bir yere müracaat ediyorum. Müracaat karşısında birçok aday arkadaşlarımız var. Bunun bilincindeyiz. Bu arkadaşlardan bir arkadaşımızı genel merkez gösterecek. İşin doğası gereği partimizin bir sistemi var. Yönetmeliği var, tüzüğü var. Olmadığı zaman kusura bakmayın arkadaşlar, ben bu partiye destek veremem. Başka bir takım oyunlar peşinde. Bunlar hiçbir AK Partili'ye yakışmaz. Bunları insanlar da unutmaz. Daha sonra da insanlar sizin, bizim samimiyetimize inanmaz. Çünkü geçmişte birçok seçim atlattık. Bundan sonra da inşallah hep beraber AK Parti iktidarıyla birçok seçimler atlatacağız. Bir seçim gider, bir seçim başlar. Onun için sabırlı olmak durumundayız. AK Parti aidiyet duygusu içerisinde çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Kim adayı olursa, kim aday olursa da az önce ilçe başkanımız çok güzel bir şeye temas etti. Kendisini hakikaten seçim işleri başkanı olarak tebrik ediyorum. Bir teşkilat mensubu değerli arkadaşlar bu şekilde olmalı. Yani şu anda bizim görevlerimiz var, ilçe başkanımızın görevleri var, birçok arkadaşlarımız var. Herkes görevini yapmak durumunda. AK Parti'de aday olunmaz bazen. Bazen aday gösterilir. Hiç ummadığımız bir yerde gel burada aday ol denir. Bizim partide böyle bir usul var arkadaşlar.
Tabii diğer arkadaşlar hepsi değerlidir ama bizim partinin maalesef böyle bir özelliği var. Bazen bir bakmışsın, çünkü şu anda anket çalışmaları var. Teşkilat temel yoklamalar yapılacak. Akil insanların görüşleri alacak. Ve nihayetinde en sonunda genel merkezimiz bu kararı verecek. Yani son merci bizim genel merkezimiz. Genel merkezimiz başbakanımız da ne demişse hep beraber AK Parti mensubu olarak bu kararın arkasında durma mecburiyetimiz var. Eğer hakikaten AK Partiliysek, samimiysek, ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, başbakanımızı seviyorsak AK Partili bu şekilde olmalı. Seçime kadar AK Partili, seçimden sonra başka zihniyette olmak bu bizim teşkilat mensuplarımıza yakışmaz. Tabii bunları partimiz izliyor arkadaşlar. Hepimiz böyle. Hepimiz de izleniyoruz. Sizler de teşkilat mensupları olarak neler yapıyoruz, neler konuşuyoruz, ne tür çalışmalar içerisindeyiz, insanların yüzüne karşı ne diyoruz, arkasından ne söylüyoruz, samimiyiz. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi biliniyor. Emin olun, genel merkez bizi bizden daha iyi biliyor. Buna hiç şüpheniz olmasın. Onun için samimi bir şekilde çalışmalarımıza devam edelim. Takdiri Cenab-ı Allah'a bırakalım. Bu işler gelip geçicidir. Birisi gelir, kim gelirse parti olarak arkasında durmalıyız. Ve Beşiktaş'ını AK Parti belediyeciyle tanıştırmalıyız. Bakın. Bakın arkadaşlar, geçen de tabii çok geçmiş olsun. 2 gün önce de oldu. Şalpazarı'nda, Beşiktaş'ında, Bafıkemir'de, çarşı başında bir afetle. Zaman zaman olabiliyor. Hamdolsun ne oldu? Daha önceden de bu şekilde oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tüm araç gereçlerini gönderdi. Efendim, bu afetin yaralarını silme adına gayret sarf etti. Bunları hepimiz görmek zorundayız. Bunların takdirini yapmak zorundayız. Bir AK Parti belediyeciliğinin Beşiktaş'ına çok şeyler getireceğini kafamızda yormalıyız. Şahsi bir takım şeylere hareket etmeliyiz. Biraz bu seçimde nefsimizi bir kenara bırakmak durumundayız arkadaşlar. Yani nefsimizle hareket, insanın nefsi vardır. Ve insanın en büyük düşmanıdır arkadaşlar. Çünkü ben de her zaman öyle bir yapı vardır. Bunları bırakmak durumundayız. Hep beraber el ele, kol kola, beraberce seçim çalışmalarına gidip yüzümüzün akıyla çıkmak zorundayız. Şimdi değerli arkadaşlar, inşallah 1 Ekim tarih itibariyle partimize müracaatlar başlayacak. 1 Kasım'da da inşallah müracaatlar sona erecek. Daha önceden bildiğiniz gibi 21 Ekim olarak müracaat tarihi belirlenmişti. Öyle bir değişiklik oldu. Takdir genel merkezimizin böyle uygun görülmüş. Biz belki bazı şeylere dar pencereden bakarız ama genel merkez tüm Türkiye'yi, dünyayı izliyor. Öyle bir karar almış. Demek ki bizim için böyle olması gerekiyor. Biz de bu alınan karar çerçevesinde üzerimize düşen neyse görevimizi yapacağız. Tabii bununla ilgili fax yazısı henüz dün, bilemiyorum bugün geldi mi, genel merkezden gelmemişti. Gelince de konuyla ilgili zaten ilçelerimize seçim işleri olarak faksı göndereceğiz. Arkadaşlarımızı bildireceğiz. İlçe teşkilatımızla inşallah ilçede bu hususları duyuracaklar. Şimdi değerli teşkilat mensuplarımız, seçim işleri başkanımız az önce sunumu yaptı. Tam biz ne yaparsak yapalım, teşkilat mensuplarımız ne kadar çalışırsa çalışsın, İlçe teşkilatımız ne kadar gayret ederse etsin, sandık yönetim kurulu üyelerimiz ne kadar çalışırsa çalışsın, eğer biz sandık başına gittiğimiz zaman bu çalışmalarımızın karşılığını almak istiyorsak ne yapmamız lazım? Sandığa sahip olmamız gerekiyor. Başbakanımız ne diyor değerli arkadaşlar? Seçim diyor, sandıkta kazanılır. Hakikaten öyle. Bakın, ben 2004 seçiminde İl hukukçusu olarak görevliydim. O zaman gençlik kollarındaydım, il yönetimindeydim. Beni çarşı başında görevlendirdiler, yani itiraz etmek üzere. Yanılmıyorsam çok az bir oyla o zaman kaybettik. Ama şu an şeyini hatırlamıyorum, çok küçük bir oy. Birkaç defa itiraz ettik ama olmadı. İşte belki sandığa o zaman arkadaşlarımız tabii ki sahip çıkmışlardır ama
biraz daha belki gayret sarf etseydik seçimi alabilirdik. Türkiye'de çok küçük oyla kaybettiğimiz ilçeler, iller olmuştur. İşte bu yanılgıya düşmemek için sandıklara muhakkak arkadaşlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Bir de arkadaşlar bir oy nedir dememeliyiz. Neden? Bir oyla seçim kaybedersin, bir oyla seçim kazanırsın. Bu kadar basit. Yani bunun hiç detayına girmeye gerek yok. Bu kadar önemli. Çünkü belediye seçimlerinde bir oy fazla alan kazanır arkadaşlar. Unutmayalım. Bir oy eksik aldığın zaman kaybedersin. Bu kadar önemli. Onun için tüm arkadaşlarımız bak bu kadar çalışıldı, bu kadar gayret edildi. İşte bu emeklerimizin karşılığını sandıkta almak için o gün sandıkta görevli arkadaşlarımızın sandık başında olması gerekiyor. Sandığa sahip çıkması gerekiyor. Bununla ilgili olarak Beşiktaş'ın teşkilatımız yanılmıyorsam %99 çok az bir şey kaldı görevlendirme. Bunu tamamladılar. İnşallah o eksikliği de kısa zamanda tamamlayacaklar. Sandıkta görevli olan arkadaşlarımız, sandık kurulu asil üyeler, yedek üyeler, müşahitler ve okul bina sorumlu dediğimiz sorumlu arkadaşlarımız var. Belki burada birçok arkadaşımız sandıklarda görevli. Eğer bu arkadaşlarımızdan sandık seçim günü sandık başında olamayacak olan arkadaşlarımız varsa olabilir. Hastalık nedeniyle olabilir. Farklı bir nedenle olabilir. Belki arkadaşımız orada o gün olmak istemeyebilir. Herhangi bir neden olabilir. Bunlar insanız. Eğer bu arkadaşlarımız varsa muhakkak ilçe başkanımıza, seçim işleri başkanımıza durumunu bildirsinler. Bu arkadaşlarımızın yerine yeni görevlendirme yapalım arkadaşlar. Onun için genel seçim gibi değil yerel seçim. Yani yerel seçimler biraz daha hararetli geçer. Sandık başlarında birçok ihlaller olabilmekte arkadaşlar. Bakınız, oy sayımında oy pusulası hangi şartlarla geçerli olur? Bu çok ayrı bir konu. Seçim sonuçlarının seçim tutanaklarına, sandık tutanaklarına geçilmesi ayrı bir konu. Bunları takip etmek zorundayız. Biz 500 oy almışızdır. Misal veriyorum, tutanağa 50 oy geçmiştir. Fark edemeyiz. Önemli olan tutanağa geçilen rakamdır. Bu da yetmiyor. İşte ilçe seçim kuruluna geldiğimiz zaman bizim parti olarak ilçe seçim kurulunda da görevli arkadaşlarımız var. İşte bu sandık tutanakları geldiği zaman birleştirme tutanakları dediğimiz tutanaklar var. Eğer bu sandık sonuç tutanaklarındaki rakamlar birleştirme tutanaklarına doğru geçirilmediği zaman yine ne oluyor arkadaşlar? Senin sandığa çıkmanın, sahip çıkmanın veya sandık tutanaklarına doğru geçirilmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Neden? Çünkü birleştirme tutanağına da yanlış geçti. Bu da yeterli olmuyor arkadaşlar. Bu birleştirme tutanaklarının da bilgisayar dediğimiz online sisteme de geçişinde de hata olmamalı. Yani şunu demek istiyoruz. Ta oyun kullanılmasından, sandık alanından, seçim kuruluna kadar, işte bilgisayar ortamına son ana kadar, işlerine kadar ne yapmamız lazım? Sandık başındaki arkadaşlarımızın ve seçim kurulundaki arkadaşlarımızın görevinin başında olması gerekiyor. Bir de bu olmuyor. Bazı arkadaşlarımız seçim kurulunda sandık başında oluyor. Sadece oldum demeyle de olmuyor. Bunları takip edeceğiz. Görevimiz nedir? Nerelerde itiraz etmemiz lazım? Nerelere dikkat etmemiz lazım? Neler önemli? Ne tür hileler olabilir? Bunları takip etmemiz gerekiyor hep beraber. Biz de seçim işleri olarak değerli arkadaşlar, şimdi genel merkez bize henüz sandık kurulları ile ilgili eğitim takvimini henüz bize göndermediler. Ancak bizler şu anda Trabzon'da sandıklarla ilgili, eğer Ortahisar ilçemiz biliyorsunuz büyükşehir olmasından dolayı bir değişiklik oldu. Bir aylık bir sekteye uğradık teknik konudan dolayı. Ama diğer ilçelerimizde %99 itibariyle şu anda sandıklarımız seçime hazır. İnşallah şu anda Ortahisar ilçemizde de atama oldu. Seçim İşleri Başkanımızla zaten geçen hafta toplantı yaptık. İlçe Seçim İşleri Başkanları ile birlikte.
bu ilçemizde şu anda gayretli bir çalışmanın içerisinde. Yani seçime 1-3-4-5 ay kala tüm Trabzon'da seçim işleri olarak, sandıklar olarak tam tekmil hazır vaziyette olacağız inşallah. Bir de konuyla ilgili eğitim çalışmamız olacak. Biz genel merkezi beklemeden bu çalışmalarla ilgili programlarımıza devam ediyoruz. Neler yapıyoruz? Şimdi ilçelerimizle ilgili hangi ilçemizde hangi gün sandık kuruluyla ilgili bilgilendirme eğitim çalışmaları yapabiliriz. Bunlarla ilgili biz tüm ilçelerimizde aldık. Yanılmıyorsam Beşiktaş'ta Perşembe diye hatırlıyorum. İlçe başkanımız bu şekilde bildirdi. Doğrudur. Genelde de bu şekilde oluyor. Yani pazarı olan günlere denk getiriliyor. Şimdi biz bunları tamamladık. Genel merkezden sağ olsun seçim işleri başkan yardımcımız Sakarya milletvekilimiz Ali İhsan Bey'i ve devamlı zaten konu devamlı arıyor eksiklerimizle ilgili. Biz de işte eksiklerimizi ilçelere bildiriyoruz. Vekilimizden de başkanımızdan da eğitim konusunda biz erken başlayacağız dedik. Bu konuda CD'leri de bize gönderdiler. Tabii geçmiş seçimlerle ilgili olduğu için biz bunlardan işimize yarayanları şu anda toparlıyoruz. Bir çalışmamız var. Bunları tamamladıktan sonra ilçelerimizde de tarihleri belirleyeceğiz. Kendi içimizde de zaten bir ekip oluşturduk. Seçim işleri başkan yardımcılarımızı, il başkanımızın talimatıyla 3 arkadaşımızı daha il yönetim kurulundan takviye ettik. 7-8 kişilik ekibimiz var. Bunları ilçelere bölerek, 3-4 ekip yaparak, yani 10-15 gün içerisinde ilk etaptaki eğitim çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu eğitim çalışmalarımızda tüm arkadaşlarımızın, sandık başında görevli olan arkadaşlarımızın görevleri neler? Sandık kurulu üyemizin görevi nedir? Nelere dikkat etmemiz lazım? İtirazla ilgili neler önemli? Okul bina sorumlularımızın görevi nedir? Sandık tutanağının önemi nedir arkadaşlar? Mühürlü olmasının, imzalı olmasının önemi nedir? Bakın bunlar çok önemli. Biz bunları tüm görevli arkadaşlarımıza ne yapacağız? Bildireceğiz. Arkadaşlarımız bu konuda daha bilgili, donanımlı olacak. Bunlardan hiç endişeniz olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Ancak ben bu konuda konuşmamı tamamlarken tekrar az önce ifade etmiştim. Sandık başında görevlendirilen arkadaşlarımız mesaj yoluyla zaten bu onaylanıyor. Bunlardan sandık olamayacak arkadaşlarımız seçim gününde muhakkak ilçe başkanımıza, seçim işleri başkanımıza bildirsinler. Bunların yerine başka arkadaşlarımızı görevlendirelim. Ben bu vesileyle konuşmamı tamamlarken ilçe başkanımıza çalışmalarında şahsında yönetim kuruluna, kadın kollarına, gençlik kollarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Danışma meclisimizin Beşiktaş'ımıza, partimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.